Selamlar dostlar. Nasılsınız? Türkiye'de rap herhalde 3 senedir felaket popüler. Ben de uzaktan bakıp nedenini sorguluyorum arada. Acaba nasıl popüler oldu bu diyorum kendi kendime. Bu videoda tam olarak bu sorgulamadan ibaret olacak. İlk okuldayken rock müzik ile tanıştım. Muazzam bir müzik türüydü bence. Sonra iflah olmaz bir rock müzik dinleyicisi oldum. Doğru dürüst internet ve bilgisayar olmadığından rock müziğe erişebilmek felaket zordu. Yıllar içinde VCD'ler, DVD'ler çıktı ve biz de CD, DVD almaya başladık. Karışık CD ve DVD doldurtma diye bir şey vardı. Gidiyordun yaptığın listeyle CD'ciye. O sana o müzikleri buluyor, indiriyor ve yazılabilir diske kaydediyordu. Tabii yeni müziğe ulaşabilmek de tam olarak şöyle gerçekleşiyordu. Önce arkadaşınla muhabbet ediyordun ve onun CD'sini dinliyordun. Beğendiğin bir şarkı olunca ya da grup olunca not ediyordun ki CD'ciye gittiğinde bunu istiyorum diyebilesin. Ya da televizyonlarda karşılaşıyordun. Radyoda denk geliyordun. Başka çaren yoktu. Gerçi gazetede filan karşılaştığım da oldu bazı gruplarla. Yanlış hatırlamıyorsam Scorpions'u gazetede görmüştüm. Kiss grubu da olabilir. Hafızam bu konuda çok da iyi değil. Neyse dönelim rap'e. Rap müzikle de ortaokulda filan tanıştım. Ceza, Sagopa, Fuat filan biliyorduk. Ha bir de kartel. Başka rapçi vardıysa da bizim haberimiz yoktu. Neyimiz vardı ki rapten gayrı dönemiydi o dönemler. Eminem filan patlamıştı Amerika'da. Eminem hakkında yok omuriliğini aldırmış kendine oral yapıyor yok annesine tecavüz etmiş söylentileri filan vardı o zamanlar. Genç olanlar bunu hatırlar. Aynı söylentiler Merlin Manson içinde söylenir ya önceden buna inanırdık. O zaman popüler olan duyulabiliyordu sadece. Tupac gibi rap kültürü devleri yıllar sonra internetle birlikte hayatımıza gelecek şeylerdi. Yani kısacası o dönemde televizyona çıktıysan vardın. Yoksa yok. Aptal kutusunun hayatı yön verdiği zamanlar. Fikri özgürlük hak getire. İşte bu sıkıntılı fikri özgürlük dönemi çok önceden çıkmış bir kültürü yavaş yavaş parlattı ve protest kültür hızla büyümeye başladı. Sokaklarda ve okullarda rapçi gencolar belirmeye başladı. Bizim okulda net olarak böyle bir ayrım vardı mesela. Biri ya rapçi ya da metalci olabilirdi. Başka çaresi yoktu. Ha İbrahim Erkal ve Azer Bülbül dinleyen Müslümcü yandan jiletçi tayfayı saymıyorum. Onlar ülkede belirli bölgelerde rastgele spawn oluyorlardı. Neyse ben eski bir rock müzik sever olarak daldım rap işine. MP4 zamanlarına denk geldi bu. Attım müziklerimi MP4'e okula gidip gelirken dinliyorum. Bir şarkı Judas Priest'ten Painkiller'sa diğer şarkı Ceza'dan Holocaust oluyordu. Sözleri falan öyle çok umurumda değildir rap müziğin. Kafiyeler hoşuma gidiyordu. Hala da o kafiyeleri severim. Gün geçtikçe, yıllar değiştikçe rap müziğinin sözle yaptığı olayı sevmeye başladım. Hele bir de sahici protest yazarları vardı ki onların yazdığı sözler ciddi manada toplum eleştirisi içeriyordu. E biz de büyüyorduk zamanla ve kafiyesi için dinlediğimiz müziğin işlevi gözümüzü büyülüyordu. O kimdir, bu kim demeler de o dönemde başladı ve en azından benim için rap kültürü araştırmasına girişildi. Sözler güzeldi ama müzik eksik gibiydi. Mesela canlı konserlerini izledim bazısının. Müzik olarak açık ara rock müzik tokatlardı hep. Bu durum beni rahatsız ettiği için uzaklaşmaya başladım. 5-6 sene uzak kaldıktan sonra bir anda Türkiye'de patlayı verdi. Ben Ferah çıktı mesela. Dile dolanan şarkılar yaptı. Ama ne anlatıyordu? Hıdıdı mıdıdı. Bu tür evler arttıkça arttı. Manasız sözler, ardı manasız ve yetersiz müzikler dinlemeye başladık cümleten. Zevkli miydi? Eğlendiriyor muydu? Evet. Ama mantık severler için bu işler tamamen çılgıncaydı. Ve eğlenmek mantıkla çarpıştığında benim içimde her zaman mantık kazandığından rapin en azından bu türüne karşı mesafe koymaya başladım. Uyuz oluyordum tiplerine cidden. Eskiden bana siyah tişört giydiğim için satanist misin diyen dedeler gibi mi oldum yoksa? Bilemiyorum. Neyse koyduğum mesafe merakımı da arttırdı ve bunların dibini kazmaya başladım. Epey protest adamı da bir rap cahili olarak bu anlarda keşfettim. Cidden bazısının müzikleri de hoşuma gitmeye başladı. Mesela Sansar Salvo lirikalitesi kalitesi çok hoşuma gitti. Gazapizmin toplumsal eleştirisi ve inanılmaz müziği, Düştük Yine Yollara şarkısının kendisi, Zenci'nin tutumu ve sayamadığım onlarca başarılı iş. Bunları dinledikçe dinledim. Hatta bazısının kafiyesini çok sevip benzer işler de ürettim. Sonra iş yine dönüp dolaşıp konser performanslarına geldi. Yok abi bildiğin rapçiler konser verdiklerinde olmuyor. Bir şey eksik. Müzik biraz olmamış gibi. Gerçi cezanın arkasında çalan rock band epey iyi. Ama bir tek onunla da olacak iş değil ki bu. Ben mi konunun cahiliyim yoksa kaydedilmiş bir müzik üzerine söz söylemek olağan mı? Rap kültürünün yansıması olarak insanların yapay zenginliğe yönelmesi de felaket absürt görgüsüzlüğün had safhada oluşu cehaleti yansıtmanın en güzel örneklerindendir ve rap kültürünün özellikle trap kültürünün yegane dayanığı bu. 10 metre altınım yok efendim altın dişim Lamborghini arabam koca götlü kızlar. Protest başlangıçta bir kültür daha ne kadar deforme edilebilir bilmiyorum. Klipleri de hep aynı bu zenginlik budalalarının. Yaratım adına ne var? Zengin olmak ve bunu vurgulamak mı yoksa yaratım? Z kuşağının yegane pompaladığı oluşum herhalde budur. Ama temeli leş bir oluşum olduğundan bizim kuşağın pompaladığı dandik oluşumlar gibi yok olacaktır. Başka çareleri yok. Bizim kuşakta arabesk rap vardı mesela. Hatırlıyor musunuz? Felaketti. Ha Evlerden uzak. Her 10 rapçinin altısı arabesk rapçiydi. İyi ki ondan vazgeçildi. Hala yapan varsa onu benden uzak tutun lütfen. Evet dostlar, YouTube trendlerde sürekli rap gördüğümden ve bu rap'in türünün zenginlik ucubeliği olmasından içimde bir rahatsızlık doğdu ve belirteyim dedim. Umarım yanlıştan dönülür ve 10 tane daha Gazapizm tipi rapçi çıkar. İyi günlere.